Merhaba. Ürün kullanımlarıyla alakalı birçok sorunuz oluyor. Bu nedenle biz de bütün ürünleri tek tek kullanımlarını nasıl yapıyoruz detaylı olaraktan göstermeye karar verdik. Bugün Ürünün... kullanımını tanıtacağımız ürün durultma ve beraklaştırma setimiz. Durultma ve beraklaştırma setimiz iki aşamalı bir set. Birincisi durultma sıvısı ve ikinci aşaması da çöktürme jelatini. Bunu kullanmamızdaki neden yapmış olduğumuz ürünün daha berrak ve tortusuz bir hale gelmesini sağlamak. Ayrıca fermente ilişkiler arasında eğer şarap yapıyorsanız özellikle şarap berraklaştırma konusunda ve içerisindeki tortulardan kurtulmanız konusunda size yardımcı olacak bir numaralı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda yapmış olduğunuz likörlerde kullanabiliyorsunuz veya meyve sularında da kullanabiliyorsunuz. Böylelikle daha berrak, tortusuz ve temiz bir içecek elde etmiş oluyorsunuz. Durultma setini kullanırken dikkat etmeniz gereken şeylerin başında durultacağınız ürünün ne kadar yoğun tortulu olduğunu gözlemlemeniz gerekiyor. Aşırı yoğun tortul ve bulanık bir ürününüz varsa normal kullanım önerilerinin biraz daha üzerinde kullanmanız sizin yararınıza olacaktır. Böylelikle sorunsuz bir çöktürme yaşayıp berrak ürününüze kavuşabilirsiniz. Ayrıca Fermstop stabilizatör kullandığınız zaman Fermstop'un şarabınızın içerisinde bağlamış olduğu ve deaktif hale getirdiği bütün bakterileri, ölü mayaları ve şarabınızdan uzaklaştırmak istediğiniz bütün malzemeleri, Sıvı aktivatör bağlıyor. Ardından çöktürme jelatini ile bu bağlanan malzemeler şarabınızın dibine çöküyor. Böylelikle bu torta haline çöken kısmı şarabınızdan güvenle ayırıp berrak bir şekilde şişeleyebiliyorsunuz. Detaylı kullanım kısmına geçmeden önce bu tarz videoların devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olup destek vermeyi, Videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Evet, fermentasyon tamamlanmış şarabımızın içerisine Fermistop stabilizatörümüzü de ekledikten 24 saat sonra durultma ve berraklaştırma setimizi ekleyeceğiz. İlk olaraktan durultma sıvımızı ekleyeceğiz. Durultma sıvımızdan bir pastör pipet yani dereceli bir pipet ya da şırınga yardımıyla her litre için 0.5 mililitre. Toplamda şu anda 5 litrelik şarabı uygulayacağım. Bunun için 2.5 mililitre Durultma sıvısından çektim. ve şarabımızın içerisine durultma sıvımızı ilave ediyoruz. Ardından hava kilidini tekrardan yerleştirip yuvarlak hareketlerle 1 dakika boyunca karışmasını sağlayacağım iyicene içine karıştığından emin olduktan sonra bir saat boyunca kendi haline bırakacağız. Bir saatin ardından çöktürme jelatinimizi ekleyeceğiz. Her litre için 0.5 gram çöktürme jelatini kullanacağım. Eğer şarabınız veya berraklaştırma yapacağınız meyve suyu ya da diğer ürünlerinizde çok fazla tortu olduğunu görüyorsanız çöktürme jelatininizi 1 grama kadar yükseltebilirsiniz litre başına. Hassas bir terazi yardımıyla litre başına yarım gram toplamda 5 litrelik ürünüm için 2,5 gram çöktürme jelatinimden tartıyorum. Ardından tekrardan Fermenterimin ağzını açıp jelatinimi içerisine ilave ediyorum. Tekrardan kapağını kapatıp 3 dakika boyunca yuvarlak hareketlerle tüm jelatinin içerisine karışmasını ve erimesini sağlıyorum. Jelatininiz iyice içerisine karışıp eridiği zaman renginde Hafif bir açılma göreceksiniz. Ve bu şekilde soğuk bir ortamda özellikle oda sıcaklığının altında 12-14 derecelerde ya da imkanınız varsa 4 derecelik bir dolabada alabilirsiniz. Ürününüzü en az 3 en, en fazla 7 gün boyunca berraklaşması için stabil bir yerde bırakıyorsunuz. Hiçbir şekilde ellemiyorsunuz. Ve tamamen berraklaştığını gözlemledikten sonra şişeleme aşamasına geçiyorsunuz. Şunu da belirtmekte yarar var. Çöktürme jelatinleri bu tarz ürünler için özel olaraktan tasarlanmıştır. Hayvansal jelatinler ya da basit pasta jelatinleri çöktürme işleminize yardımcı olmaz. Tam tersine ürününüzü bozar. Özel olaraktan tasarlanmış çöktürme jelatinlerinin yoğunluğu normal jelatinlerin çok daha üzerindedir ve çok daha pahalıdır. Bunu da unutmayın. Evet, berraklaştırma setinizi ekledikten sonra yaklaşık 7 gün boyunca bekledik ve gördüğünüz gibi dip kısmına bütün tortusu çöktü. Şimdi şarabımızın dip tortusunu havalandırmadan başka bir kabın içerisine aktarıp temiz şarabımızı şişelemeye hazırlayacağız. Şarabınızı sifonlama yöntemiyle aktarabilirsiniz. Böylelikle dip tortu hiçbir şekilde havalanmaz. Ya da basit bir karıştırıcınızın ucuna akvaryum hortumu bağlayıp dip tortuya gelmeyecek şekilde akvaryum hortumunuzu sabitleyin ve içerisine dikkatlice daldırın. Ve aktarım yapacağınız temiz bir kabın içerisine çekin. Durultma ve berraklaştırmadan sonra çiğ bulanıklık yani o soğuk bulanıklığı da atmak ve e, bu aktarma sırasında yorulan şarabınızı dinlendirmeniz için en az bir ya da iki gün beklemeniz lazım. Bir iki gün bekledikten sonra şarabınız daha da güzel bir şekilde oturacak ve çok daha lezzetli bir hal alacak hocam. Ürünümüze ait satış linki videomuzun açıklamalar bölümünde yer almakta. Ayrıca takipçilerimize özel EasyGo mağazamızdan güvenle alışveriş yapabileceğiniz linki de videonun altına bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.